Sevgili seyirciler, Türk-Kuveyt İş Konseyi Başkanı İbrahim Ekşi, Türk ekonomisinde ve özellikle inşaat sektöründe son 10 yılda yaşanan değişimi ve siyasette çizdiği yol haritasını Eko Pazar'a değerlendirdi. İşte Eko Vitrin dergisi genel yayın yönetmeni Bilal Koçan, İbrahim Ekşi ile yaptığı o özel söyleşi. Bu hafta Eko Pazar'ın önemli bir konuğu var. Kendisi Türk inşaat ve konut sektörünün önde gelen gruplarından biri olan Hektaş Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı Sayın İbrahim Ekşi. Hoş geldiniz. İbrahim Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sizi çok iyi gördüm. Siz de aynı. Maşallah. Sağ olun. Tabii efendim biz sizinle sizin yaptığınız sektördeki projeleri, sektörün gelişimini, Türkiye ekonomisini konuşacağız. Ama aynı zamanda siz siyasete de bu dönemde adım atıyorsunuz. Siyaseti de, Türkiye'yi de, Türkiye siyasetini de, hedeflerinizi de konuşacağız. Ama öncelikle tabii biz sizi yakından tanıyoruz. Tanımayan izleyicilerimiz vardır. Kendinizi bize şöyle özetle tanıtır mısınız? Ben 1960 yılında Vize İkizdere'de doğdum. Okul ve iş hayatını birlikte yürüttüm. Evliyim ve 4 çocuk babasıyım. Son 57 yıldır Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Hektaş İnşaat Şirketler Grubu'nun 16 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Şimdi hayatım boyunca ideal bir baba, ideal bir aile reisi ve ideal bir iş adamı olmaya çalıştım. Bunun başında da yaptığımız projelerde yaklaşık ülkemizin her yerinde yüzlerce proje yaptık. Bunlar hastane, okullar, üniversiteler, baraj, yol işleri. Dolayısıyla bunları da idari yakalamak istedik ve 2004 yılında sizlerin de bildiği gibi İstanbul Ümraniye'de yaklaşık 330 dönümde bu birikimlerimizi kardeşlerimle birlikte güzel bir proje yapalım dedik ve İstanbul'da olması gereken her şeyi bünyesinde bulunduran İdaris Kent Projesi'ni yaptık. Bu projemiz ideal bir eğitim, ideal bir ulaşım, ideal bir çevre, ideal bir zeminde yapıyorduk. Dolayısıyla bütün idealleri kendi içinde biriktirdiği için İdaris Kent Projesi ismini vermiştik ve 2007 yılında da Türkiye'de yerin konut projesi ödülünü aldı. Sizin yüreğinizden kopan ideal neydi? Yani ülkeye hizmet etmek miydi? Neydi hedefiniz? Yani neden ideal koydunuz projelerine? Şimdi öncelikle bu işleri yaparken sevgili peygamberimizin insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır hadisini hayatım boyunca hayatıma düstur edindim. Dolayısıyla yaklaşık çeyrek asırdır 15'in üzerinde sivil toplum kuruluşunda da başkan veya başkan üyeleri yaptım. Bunların başında Sayın Onursal Başkanlığını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın kurucularındanım. Aynı zamanda şu anda ülkemizin küresel dünyadaki iş adamları ile birleştiren, birlikte iş yapmalarını sağlayan, bunu kendine amaç edinen DEİK Türk-Kuveyt İş Konseyi'nde başkanlık yapmaktayım. Türk-Suud İş Konseyi, Bahreyn ve Yemen'de de başkan yardımcılığı görevlerini son 10 yıldır yapmaktayım. Aynı zamanda Dünya Türk İş Konseyi'nde de üyeyim. Bunun yanında bizim sosyal sorumluluk projelerini yapabilmek için babam ve kardeşlerimin birlikte kurduğu Hakkı İkşi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ile yaklaşık 10 yıldır 2004'ten itibaren ülkemizin değişik bölgelerinde başta İkizdere'de hastane ve sağlık merkezi olmak üzere cami, kütüphane, spor tesisleri, üniversitelerimizde çocuklarımız için onların spor yapabilecekleri alanları vakfımız kanadıyla yaptık. Aynı zamanda Ekşioğlu ailesi biliyorsun çok geniş bir aile. Onların da vakıf başkan yardımcısıyım. Onunla da ülkemizde bilinen, basında da takip ettiğiniz önemli işlere imza attık. Aynı zamanda Dünya Yetimler Eğitim Vakfı'nda da Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomik İşler Başkanlığı yapmaktayım. Burada da yetimlere karşı özel benim bir duygum var. Onlara yardım etmek her fırsatta onların başında okşamak da benim hayat felsefemden bir tanesidir. Bunu da yapmaktayım ve şu anda bu görevime de devam etmekteyim. Sizin anladığımız kadarıyla ticari faaliyetleriniz kadar belki onlardan daha öne çıkan bir sosyal çalışma
hayatınız, boyutunuz var. Sizin şahsen sizin ve grubunuzun anlattıklarınızdan onu anlıyoruz. Tabii insan odaklı bir çalışma yürütüyorsunuz. Ben hayatım boyunca insanlara faydalı olmayı kendime bir artık hedef seçtim. Bunun için de inşallah yeni bir yola da çıkacağız. Bu konuda da amacım insanlara daha çok faydalı olabilmek için çalışıyoruz. Türkiye son 10-12 yılda önemli bir gelişme, ekonomide büyüme kaydetti. Çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Siz bu gelişimi bir iş adamı kimliğiyle, gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Son 12 yılda gerçekten yıllarca yapılamayan işler yapıldı. Şöyle bahsedeyim, özellikle 2002'den itibaren ortalama yıllık %6 büyüme. Yani bu Avrupa'da herkesi kıskandıran bir büyümeyle ülkemiz kriz olmasına rağmen, kriz senelerini de ortaya koysan yine %4, %5 ortalama büyüdü. Bu dünyada sayılı devletlere nasip olan bir büyümedir. Bundan yaklaşık 10 gün önce Sayın Başbakanımız ve 6 bakanımızla birlikte Macaristan'daydık. Sayın Macaristan Başbakanı yaptığı konuşmada Türkiye'yi örnek aldığını, eskiden bir batılı ülkenin bir doğulu ülkeyi örnek alması hayal bile edilemezdi ama kendi çok açık yüreklilikle Türkiye'yi örnek aldığını, özellikle dünya lideri Cumhurbaşkanımızın bu üç çocuk konusunda kendisi ülkesinde bunu örnek aldığını, aynı zamanda Sayın Profesör Doktor Davutoğlu Başbakanımızı da ekonomi konusunda Türkiye'yi örnek aldığını bizlerin huzurunda söyledi. Biz orada gururlandık. Eskiden bir batılı ülkenin Türkiye'yi değil örnek alması, hesaba katması dahi düşünülemezdi. Bu son 12 yılda başta Sayın Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız ve bütün bakanlarımız ve bu AK Parti Teşkilatı'nın yaptığı bu çalışma neticesinde artık Türkiye kendinden dünyada bahsedilen bir ülke. Yani örnek alınan bir ülke. Efendim siz aynı zamanda Türkiye Kuveyt İş Konseyi DEİK bünyesinde Türkiye Kuveyt İş Konseyi Başkanlığı'nı yürütüyorsunuz. Körfez Türkiye açısından önemli bir bölge. Orada büyük fonlar var. Yabancı bu müttekabiliyet yasası genişletince yatırım da yapmaya başladılar ama yeterli bulmayanlar da var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Körfez'deki sermayenin Türkiye'ye daha çok aktarılması, gelmesini sağlamak için neler yapmak lazım? Valla ben son aşağı yukarı 10 yıldır Körfez'de değişik görevlerde görev yapmaktayım. Körfez'de olmayan her şey bizde var. Başta üniversitelerimiz, onların yurt dışında binlerce talebesi var. İkincisi sağlık turizmi, yurt dışında binlerce hasta gönderiyorlar. Eğer biz Körfez'de iyi bir irtibat sağlayabilirsek, önümüzdeki yıllarda Körfez'de biliyorsun trilyon dolarlar var dünyada. Bu fonları da İstanbul'un finans merkezi olmasına da çalışıyoruz. Ben bu konuda da önümüzdeki yıllarda çok çalışmamız gerekiyor. Bu fonları da eğer bir kısmını dahi getirebilirsek bizim çok büyük işleri Körfez ülkeleriyle birlikte üçüncü ülkelerde de yapabileceğimize inanıyorum. Evet, şimdi gelelim siyasete, ekonomiyi konuştuk. Efendim siz tecrübeli bir iş adamı olarak siyasete girip orada tecrübelerini zannediyorum hayalinizi gerçekleştirme niyetindesiniz. Öyle algıladık. Siyasete adım atıyorsunuz. AK Parti İstanbul 1. bölgeden adayısınız. Neden siyasete adım atıyorsunuz? Neden siyaseti istediniz? Şimdi öncelikle neden İstanbul 1. bölge? 35 yıldır ben Karadenizliyim ama İstanbul Anadolu yakasında oturuyorum. Dolayısıyla 1. bölgeden adayı oldum. Neden siyaset dersen, az evvel bahsettiğim 40 yıllık ben özel sektörde ve sosyal sorumluluk projelerinde edindiğim tecrübemi ülkemizin 2023 hedeflerinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şu anda bilge adam Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yanında bu mega projelerde benim de katkım olsun istiyorum. Dolayısıyla bu fırsat verildiği zaman yıllardır ben masanın bu tarafında gördüğüm aksaklıkları, birebir yaşadığım sıkıntıları, sektördeki bazı sıkıntıları, bunlar ufak tefek çalışmalarla giderilecek sıkıntılardır. Bunları mecliste dile getirip, bunlar için yapılan çalışmalarda görev alarak ülkemizdeki iş adamlarının önünü açmak ve ülkemizin mega projelerine bir an önce ülkemizin kavuşmasını sağlamak için bu kutlu yola çıktım. Size çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için, mesajlar için ve siyasi hayatınızda da bundan sonra size
başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Biz de teşekkür ediyoruz.